teşekkür ederim Levent'ciğim. Aa, ne demek? Ece, gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Bak söylediğim gibi hiç kendini üzme. Tamam mı? İstediğin zaman da ara ya da çık gel. Olmadı ben sana gelirim. Ha, üzme tabii kendini. Geliriz biz. Levent'le ikimiz ayrı ayrı değil, birlikte olarak geliriz. İstersen ben de gelirim yani, kız kıza da konuşuruz. Eksik olma şekerim. Ama seni yormayız. Ben Levent'le hallederim. Ha, yok ben hani yardım, dayanışma gibisinden. Sağ ol. Ama bazen insana keyfi olmayınca aynı dili konuşabildiği insanlarla daha kolay oluyor. Montumu alabilir miyim? Hemen. Aa, ben niye öyle oldu ya? Kafam karıştı. İsmail Bey, Ece Hanım'ın montunu lütfen. Buyurun efendim. Teşekkürler. Hadi canım, görüşürüz. Hoşça kal. Anlıyorum. Kapıyı da açsaydın. Gene haber vermeden gittin. Gözümden kaçtı sanma. Vallahi cin gibisin. Levent Bey. Söyle. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Yani Ece Hanım'ın medeni durumu değişti. Bizimki de değişecek mi? Yani etkilenecek mi bu durumdan? Ne diyorsun Ayrı'ya yine? Yani bu nişanlılık oyunu diyorum. Hani Ece Hanım artık bekar ya, sonuçta onu kıskandırmak için çıktığımız bir yoldu bu. Yani bu dersler filan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha işte bir şey söyle ne olur. Ama tek bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Dur. Başım çatlıyor zaten. Daha fazla dinleyemeyeceğim seni. Başın aslında stresten çatlıyor senin ha. Vallahi ben seni aslında iyi edebilirim ha. Geçmez benimki öyle kolay kolay. Migren var bende. Yok işte tam da bunu geçiririm. Ha şimdi bak bekle. Songül ablamın çok güzel bir tarifi var. Ondan yapacağım sana. Afyon, Karahisar, Uşak, İsmail nerede? Ona bir kekik yağı sorayım ben. Tamam mı? Işıkları da kısarım. Çok güzel. Kekik yağını bulayım, hemen iyi edeceğim ben seni. İsot Bey abi nerede bu kekik ya? Benim bir adım var. İsmail. E, memnun oldum ben de Hayriye. Güzel. O yüzden sana Hayriye diyorum. Sen de bana garip garip lakaplar takmaktan vazgeç lütfen. Bozuldu mu? Evet, bozuldum. O zaman bozulduysan biz de seni atalım ki kokma. Komik mi şimdi bu? Değil mi? Kızdın mı? Kızma ya. Tamam, atmayız. Tuzlarız, saklarız. Hadi tutma beni. Nerede kekik ya? Şurada. Bütün yağları buraya mı koyuyorsunuz siz? Hangi yağlar var burada? Bak burada. Aa, avokado. Ulan hala avokado diyor ya. Kekik, avokado. Yok yok, kekik. Sarımsak da şuradaydı değil mi? Hem bir şey soracağım sana. Hayriye, sen bu kekikle, sarımsakla falan ne yapacaksın? İşte Levent Bey'in başı ağrıyor. Onu geçirecek bir tarif var, onu yapacağım. Ha sen koca karı ilacı hazırlıyorsun. Peki bu koca karı ilacı hazırladığın kişinin bir bilim insanı, bir doktor olduğunu farkındasın değil mi? Evet gayet de tabii farkındayım. Doktorlar da artık böyle doğal yöntemleri kullanıyorlar. Sen görmemiş olduğun için görmemişsindir. Aha, kesin öyledir. Levent Bey'in canını sıkma da lütfen. Cidden bu adamın da canı niye sıkılıyor böyle hep? Kardeş meselesi mi? Sen nereden biliyorsun kardeş meselesini? He, Ece Hanım'la konuşurlarken duydum da. Hastalığı ne kardeşinin? Yarın görürsün. Yani Levent Bey stres oluyor kardeşi gelecek diye. Ama yani hastaysa hasta, ne olacak ki? Kardeşi sonuçta gelsin yani. Değil mi? Sen bu kardeş konusunda bu kadar hassas davrandığına göre senin bir kardeşin mi var Hayriye? Thank you.
İyi misin? He, sarımsak gözümü doldurdu. Sen soğan değil mi o? Benimkini sarımsak dolduruyor. Levent Beyciğim. Lokman hekiminiz ayağınıza kadar geldi Levent Beyciğim. Ablamdan aşırdığım bu tarifle senin derdine derman olmaya ramak kaldı ha. Hayır, ne diyorsun yine, ne aşırtması? Azıcık kendinizi bana bırakın diyorum ya. Biraz sarımsak, biraz kekik, bir takım iyi niyetlerle bunu böyle çevirdim, döndürdüm, ezdim. Sizi böyle süreceğim masajla iyi edeceğim size ha. Leş gibi kokuyor bu sarımsak. E sen de bu gece kimseyi öpmezsin. hadi, hadi yat sen. Ben de ışıkları kapatayım. Hadi. Çatıyor başım. Alalım. Hadi bakalım. Oh, şifa olsun. Berbat kokuyor yalnız bu ya. Sürmesen mi? Tamam. Kokuyu düşünme. Kokuyu düşünürsen kokuyu duyarsın. Başka bir şey düşün. Ne düşüneyim mesela? Kapat gözlerini. Kendini bir bırak. Masal anlatayım mı sana? Masal mı anlatacağım? He, küçükken anlatmadılar mı? Anlatmadı. Olsun, büyüyünce ben anlatayım. Çok sevdiğim bir masal var. Onu anlatayım mı? Anlatma desem de anlatacaksın zaten değil mi? Kapat şimdi gözünü. Bir rahatla. Kapat, 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 kapat. Tamam, kapadım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir köyde kapkara gözlü, simsiyah saçlı bir kız yaşarmış. Annesi gül ağacından yaptığı bir tarakla her gece uzun uzun bu kızın saçını tararmış. Çok severlermiş birbirlerini. Ha yok, duramıyorum. Duramıyorum. Belki de geldin evine Yasemin. Hadi bir bakayım ne olur. Ama işte felek insanı hep sevdikleriyle sınarmış. Gencecik yaşta kızın annesi göçüp gitmiş. Babası da kendine yeni bir hanım almış. Yasemin! Yasemin! O zaman bizim kız kardeşine hem annelik hem ablalık etmeye başlamış. Çünkü kardeşi en kıymetli ana yadigarıymış. Annen göçüp giderse, sen böyle kalbin patlayacak kadar özlersen eğer anneni, o sana ancak kardeşinin gözlerinin içinden bakarmış. Üvey anne allem etmiş, kallem etmiş. Günün birinde ayartmış babalarını, çocukları evden göndermeyi başarmış. Kardeşlerden birini bir köye, öbürünü diğer köye yollamış. İki kardeş köyün çıkışındaki dut ağacının altında sarılmışlar son kez birbirlerine. Sonra bizim kız bir gece rüyasında kardeşini görmüş. Kardeş, abla gel beni bul diye ağlıyormuş. Rüyasında kardeşinin sol yanı usul usul kanıyormuş. Bizim kız bir uyanmış ki kendi sağ yanı da aynı öyle kanıyor. Etle tırnak gibisinden yani. Ayrılınca kopmuşlar.
Hani sanki ayrılmamışlar da yırtılmışlar gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.